Sevgili dostlarım, biliyorsunuz Fed'in faiz indirim beklentisiyle borsa uçmuştu ve aynı zamanda dolarda da ciddi düşüş gerçekleşmişti. O dönemde bu söylentilerin çok da gerçekçi olmadığını sizlerle paylaşmıştım ve Fed'in faiz indiriminden her an vazgeçebileceğini de sizlere aktarmıştım, biliyorsunuz. Ve sevgili dostlarım, nitekim aynen söylediğimiz gibi oldu. Tarım dışı istihdam verileri beklenenden çok ama çok iyi geldi Amerika'da. Bunun sonrasında da Fed'in faiz indirmeyebileceği beklentisi daha da arttı. Şimdi gözler nereye çevrildi? Tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na. Acaba Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? Genel beklenti artık Merkez Bankası'nın faiz indireceği yönünde. Çünkü mevcut Merkez Bankası Başkanı, biliyorsunuz, faiz nedeniyle görevden alındı. Cumhurbaşkanı bunu çok net bir şekilde ifade etti ve şunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı faiz indirmediği için ve kurumsal hedeflere uygun hareket etmediği için biz onu görevden alıyoruz, dedi. Bu da şu intiba oluşturdu. Demek ki yakın zaman içerisinde yeni Merkez Bankası Başkanı ne yapacak efendim? Faiz indirecek. Hem de öyle böyle faiz indirimi değil. En az 300 hatta 400 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi var ve bunun sonrasında ne olacağı da yine büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili dostlarım, aslında her şey gayet basit. Gördüğünüz gibi Amerika'da veriler düzeldiği için, istihdam arttığı için, işsizlik azaldığı için ve piyasa canlılığını muhafaza ettiği için deniliyor ki Merkez Bankası tarafından, Amerikan Merkez Bankası tarafından deniliyor ki ya kardeşim, bizim faizi indirmemize gerek yok bu koşullar içerisinde. Biz mevcut faizlerimizi koruyalım, duruma bakalım, duruma göre de hareket edelim. Yani bu Temmuz içerisinde beklenen faiz indirimi büyük ihtimalle Fed tarafından gerçekleşmeyecek. Bu da hani çok beklenen o parasal genişleme ve o genişleme sonrasında Türkiye'ye akacak fonların aslında gelmeyeceğinin de net bir göstergesi. Diğer taraftan Fed faiz indirmiş olsaydı acaba Amerika'dan Türkiye'ye çok büyük miktarlarda para akışı olacak mıydı? Daha önceki videolarımda da söylemiştim sevgili dostlarım. Türkiye'nin koşulları gereği, evet Türkiye'nin koşulları gereği herhangi bir faiz indirimi durumunda, Fed'in faiz indirmesi durumunda oradaki fonların Türkiye'ye akması mümkün değil. Bakın, en basit örneklerden birisi Moody's, Fitch, S&P gibi kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu çöp seviyesine getirdiler sevgili dostlar. Moody's en son operasyonu ile BA2 olan Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesine indirerek tam 4 kademelik bir düşüş kaydetti. Bu 4 kademelik düşüşten sonra emeklilik fonlarının, büyük hedge fonlarının Türkiye'ye gelmesi zaten mümkün değil. Sadece riski seven orta ölçekli bazı fonlar Türkiye'ye gelebilirdi. Onlar da Fed'in bu kararından sonra büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmeyecek. Yani Türkiye'deki dolar sıkışıklığı devam edecek sevgili dostlarım. Bu ne anlama geliyor? Biraz bunu açalım isterseniz. Şimdi önümüzdeki günlerde eğer ki beklendiği gibi Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz indirimine gider ise, hele ki bu faiz indirimi öyle 400-500 baz puanlar civarında olursa ya da sürpriz bir indirimle öyle 600 baz puanlık falan bir indirim gerçekleşirse politika faizinde, bu şu anlama gelir sevgili dostlarım. Dolarda çok net ve çok sert bir sıçrama olur. Bakın, çok net ve çok sert bir sıçramayı bekleyebiliriz dolarda. Bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekleştirdiğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de göze almış demektir. Ki zaten eğer ki piyasanın canlanmasını istiyorsa, piyasanın hareketlenmesini istiyorsa ne olursa olsun TL'yi değersiz hale getirmek zorunda. Daha önceki videolarımda da söyledim. Türkiye'deki TL'nin değeri şu an itibariyle minimum 12 lira civarında olmak zorunda sevgili dostlarım. Kim ne derse desin. Bakın, kimin ne dediğinin benim açımdan hiçbir önemi yok. Ama Türkiye'de 10-12 lira bandında bir Türk lirasını göremez isek piyasanın hareketlenmesi çok mümkün olmayacaktır. 7,5-8 lira civarında da piyasadaki insanların önemli bir kısmı evet dolarını bozduracaktır. Ama bu yeterli olacak mı? İşte büyük soru işareti bu aslına bakarsanız. Yeterli olmayacak sevgili dostlarım.
Çünkü 7 lira 8 lira bandına yükselen bir dolar kuruyla birlikte insanların dolar yükselişiyle ilgili beklentisi artacaktır. Bu dolar yükselişiyle ilgili beklentinin artmasıyla birlikte de bir kısım hala dolarda kalmaya devam edecektir sevgili dostlarım. Bakın geçen yıl biliyorsunuz Temmuz-Ağustos aylarında önemli bir kur şoku yaşanmıştı ve 4 lira civarında olan kur hızlı bir şekilde 7 lirayı hatta 8 lirayı zorlamıştı. Ve daha sonrasında hükümetin baskısıyla birlikte neden bu baskı vardı? Çünkü önlerinde bir seçim süreci vardı sevgili dostlarım. Şu anda dikkat edin, hiç seçim konuşulmuyor. Konuşulan tek şey bu 4 yıl içerisinde biz ekonomiyi nasıl toparlayabiliriz ve ekonomiyi toparlayıp işte 4 yıl sonraki seçimleri acaba nasıl kazanabiliriz? Bu olumsuz durumu kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Bu olumsuz durumu kendi lehlerine çevirmenin tek yöntemi sevgili dostlarım, şu an itibariyle hala cari açığı baskılamaya devam etmek. Bu arada da sanayi üretimini bir şekilde arttırmak sevgili dostlarım. Zaten 11. kalkınma planında da bu söyleniyor. 11. kalkınma planında sanayi üretiminin gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payının %25'ler civarına çıkartılması planlanıyor. Yeni istihdam yaratılması, 4,5 milyon kişiye neredeyse iş bulunması planlanıyor. Ne kadar zaman içerisinde? Yaklaşık 3,5 sene içerisinde. Yani bu sene 2019 artık yarım yıl sayarsak 2023'e kadar bu hedeflere ulaşılması planlanıyor. Keza enflasyonu belli bir seviyeye çekmek, işsizliği de %10'un altına, hafif altına %9,9 seviyesine çekmek gibi hedefler söz konusu. Bu 11. kalkınma planını bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım. Ama esas mesele şu, bunun altını ısrarla ama ısrarla çizmek istiyorum. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti ister istemez faiz indirecek. Ha bu doğru bir politika mıdır? Eğer ki piyasayı canlandırmak istiyorsa, eğer ki artık ithalat odaklı olmaktan vazgeçmek ve bundan kurtulmak istiyorsa bunu bir şekilde yapmak zorunda. Bunun bedelleri olacaktır. Bu bedelleri de ancak şöyle karşılayabilir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Para basacak büyük ihtimalle. Para basacak ve satın alma gücünü arttıracak. Enflasyonu bana göre gözden çıkartacaklar. Enflasyon hedefinin tutturulabileceği kanaatinde değilim. Ama eğer ki satın alma gücünü enflasyonun üzerine çıkartabilirlerse, Türk lirası bazında, dolar bazından bahsetmiyorum. Türk lirası bazında eğer ki satın alma gücünü enflasyonun reel üzerine çıkartabilirlerse, insanlara nefes aldırabilirlerse ve piyasanın tekrar tüketim odaklı olmasını sağlayabilirlerse, ancak tırnak içerisinde söylüyorum, ithal malların tüketimi değil sevgili dostlarım, yerli üretimi tüketen bir halk yaratabilirlerse, bunun için de ithalatın önünü tamamen kesmeleri gerekiyor neredeyse, o zaman başarılı olabilirler. Ama bunun aksine, bakın bunun aksine faizi indirip doları baskılamaya devam ederlerse, bu büyük gedikler açmaya devam edecektir Türkiye ekonomisinde. Çok büyük gedikler açmaya devam edecektir. Piyasa canlanmayacaktır. Fakirlik daha da derinleşecektir. Fiyatlar giderek artacaktır. İthalat bağımlılığı devam edecektir. İthalat bağımlılığının devam etmesiyle birlikte de Türkiye ekonomisi her geçen gün daha da bozulacaktır. Yani öyle 2023'teki %9,9'luk işsizlik, işte sanayi üretiminin gayri safi yurt içi hasılaya oranının %25 seviyesine gelmesi falan tamamen hayal olacaktır sevgili dostlarım. Şimdi bakın bir kez daha hatırlatalım. FED Temmuz ayında büyük ihtimalle faiz falan indirmeyecek. Hani piyasada bazıları konuşuyor ya, FED faiz indirecek. İndirmeyecek. Bakın, tek bir veri bile Fed'in faiz indirmemesi beklentisini nasıl yukarıya çekti? Tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam verilerine bakıldığında 224 bin kişiye daha istihdam yaratıldığı görüldü. Ve bunun sonrasında da Amerika, ya gerek yok, piyasada işsizlikle ilgili bir sıkıntımız yok, piyasa hareketliliği devam ediyor, ekonomiyle ilgili bir bozulma görülmüyor, resesyona girme ihtimali de düşüyor. Bu nedenle biz faiz indirmeyelim mi acaba konusunu konuşmaya başladı.
Merkez Bankası Başkanı Fed, Merkez Bankası Başkanı Powell kongre önünde konuşmasını gerçekleştirecek. Gözler şu anda Powell'da. Powell kongre önünde ne konuşacak? Nasıl bir sinyal verecek beklentisi içerisinde? Trump her ne kadar baskılasa da şu anda Powell'ı, tarım dışı istihdam verilerinin bu kadar iyi gelmesi sebebiyle o da biraz yumuşayacaktır. Yani tamam, faizler bu seviyede biraz daha kalsın, piyasaları biraz daha öngörelim diyecektir. Ha, yine de kritik açıklamalar yapmaya devam edecektir. Yani sonuçta karşımızda Trump var. Bunu kabul edelim. Ama Trump'ın bizim gibi Powell'ı görevden alma ihtimali neredeyse %0 seviyesinde. Ve Powell burada kararını eğer ki kongreye kabul ettirebilirse, ki büyük ihtimalle kabul ettirecek, sevgili dostlarım, bu durumda Fed'in faizi indirme ihtimali 0. Fed faiz indirmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirdi ve ciddi bir faiz indirdi. Bu durumda Türk lirasının değer kaybetmemesi neredeyse imkansız sevgili dostlarım. Türk lirası değer kaybederse, yani bir anda 7'lerin, 8'lerin hatta 9 seviyelerin üzerine çıkarsa piyasa dengeleri ilk etapta ciddi kırılmalarla karşı karşıya kalabilir. Türkiye krizi kabullenmiş olur. Evet, Türkiye ekonomisi bir ekonomik krizi kabullenmiş olur. Evet, ekonomiyle ilgili dengelerde çok ciddi bozulmalar olur. Ama günün sonunda sevgili dostlarım, eğer ki hükümet uzun vadeli düşünüyorsa, eğer ki hedefi gerçekten 2023 yılıysa, büyük ihtimalle başarılı bir ekonomiye 4 yıl içerisinde imza atma şansını en azından elde eder. Bakın, imza atar demiyorum. İmza atma şansını en azından elde eder. Doğru sanayi, doğru tarım politikalarıyla ve en önemlisi gelir dağılımının doğru düzgün planlanmasıyla birlikte ve tabana yayılan bir gelir dağılımı, orta kesimi önceleyen bir gelir dağılımı ile birlikte sanıyorum Türkiye bu işin içerisinden çıkabilir. Bunu hep birlikte yakın zaman içerisinde takip edeceğiz. Bu videomun sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Ve eğer ki videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın sevgili dostlar.